Gündem Özel'den mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam Gündem Özel programında biraz ekonomiyi konuşacağız. Para tasarrufunu, değerlendirmesini konuşacağız. Konumuz altın tahvili. Hazine Müsteşarlığı'nın başlatmış olduğu altın tahvili ihracı ve buna aracılık eden banka Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'nın bölge yöneticisi Sayın Murat Kara konuğumuz. Kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, Hazine Müsteşarlığı'nın başlattığı buna kampanya mı diyelim, ne diyeceğiz bilmiyorum ama böyle bir program. Hazine aslında Müsteşarlığı. Evet, kampanya da diyebiliriz. Bu süre gelen belirli aralıklarla yapılan bir ihraç. O şekliyle baktığınızda kampanya olarak isimlendirebiliriz. Evet. Ama sonuç itibariyle bir ihraçtır bu. Hı hı. Önceki aylarda da yine Hazine Müsteşarlığı böyle bir kampanyayı başlatmıştı. Evet, ekonomiye altınların kazandırılması açısından yapılan bir uygulamaydı. Peki, evet. Şimdi altın tahvili diyoruz. Seyircilerimiz bunu net olarak, somut olarak tabii merak ediyorlar. Nedir bu altın tahvili? Yani altın tahvili derken neyi kastediyoruz? Evet, şimdi altın tahvili esas itibariyle baktığımızda diğer devlet iç borçları senedinden farklı bir enstrüman değildir. Hı hı. Dayanağı evlerimizdeki yastık altında bekletilen altınlardır. Bu altınlar bankamız aracılığıyla ve Hazine Müsteşarlığı adına toplanıp bunlara dayalı olarak çıkarılan bir devlet tahvilidir. Devlet iç borçlanma senedidir. Bu bir de faiz duyarlılığı olan vatandaşlarımız için, yani bu devlet iç borçlanma senedinin dışında faiz duyarlılığı olan vatandaşlarımız için kira sertifikası da yani, aynı şekilde bu altınlara dayalı olarak çıkarılan kira sertifikası da vardır. Birbirlerinden farkı birinin faizli, birinin faizsiz ama kira getirisi sağlıyor olması. Yani kira sertifikası dediğimiz olay, altınlar bankaya veriliyor müşteri tarafından. Bunun faizi yok. Evet. Bunun getirisi faiz getirisi değil, gayrimenkul kira getirisi olarak vatandaşın kazanımına sunuluyor. İkisinin arasındaki fark budur. Çünkü biliyorsunuz bazı vatandaşlarımız faize karşı duyarlılık göstermektedir. Tabii, kazançlarına herhangi bir faiz getirisi. İlgili bir durum. Evet, tabii. Saygı duyuyoruz. Hı hı. Bu vatandaşlarımızın altınlarının da ekonomiye kazandırılabilmesi için Hazine Müsteşarlığı böyle iki ayrı enstrüman çıkarmıştır. Evet, bu konuda hassasiyet gösterilmiş anladığım kadarıyla. Biri dediğim gibi kira sertifikası şeklinde, birisi de altın tahvili şeklinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Peki şimdi vatandaş zaten altını alırken oradaki amaç işte bir yıl iki yıl sonra altına gelen o değer ve bunu paraya çevirdiğinde artık parasının hani daha da değerlenmiş olması. Doğru. Şimdi burada vatandaşın her iki taraftan da mı kârı olacak? Aynen. Yani aynen. Şimdi bu yıl diyelim ki altını verdi. Bir kilo altın olarak düşünelim. Güzel. İnşallah bir gün öyle olur. İnşallah. Daha çok olsun. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı olsun demek lazım tabii. Şimdi bu bir yıl sonra normal altının değeri, o yılın değeri neyse, aynen, o alınmış olacak. Bunun dışında bir de bunun getirisi artık kira sertifikası dediğimiz, yani bu parayla banka ya da Hazine Müsteşarlığı bu parayı hangi anlamda kullanıyor ki? Şöyle söyleyeyim ben size. Sertifika diyoruz. Şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi bizim şubelerimize başvurarak altını teslim eden vatandaşlarımıza bu teslim etmiş oldukları altın karşılığında bu tahvilden veya kira sertifikasından verilecek. Sizin sorunuzdaki altının değeri konusuna gelince de tabii ki altın yıllar ya da aylar içerisinde değerinde bir artma olacak. Muhtemelen ki artma olacak. Tabii düşme de olabilir. Gidişat onu gösteriyor. Vatandaşımız gelir olarak bu altındaki artıştan zaten yararlanacak. Ama onun dışında bir de 6 ayda bir %1.2 oranında kupon getirisi, faiz getirisi vereceğiz. Tahvil kısmı için söylüyorum bunu. Ayrıyeten kira sertifikası için de buradan bir kira geliri, gayrimenkul kira geliri olarak da yine 6 aylık %1.2, yıllık da %2.4 oranında bir ekstra getiri sağlayacaklar. Bu altının getirisinin üzerine ilaveten gelecek olan bir getiridir burada. Yani katlamalı bir
gelir sağlamış olacak vatandaşlarımız bu şekilde. Evet. 6 ayda bir şimdi %1.2 o halde şimdi bu bahsettiğimiz bu tahvil 6 aydan mı başlıyor? Yani... Yok şöyle şu anda zaten talep toplama işlemi devam ediyor. Tamam. 2 haftadan bu yana devam ediyor. Bankalar şubelerimizde bizim Urfa ili için söyleyecek olursak önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayacağız. Yani ayın 9'unda başlayacağız. Hı hı. 13'üne kadar devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bu dönem içerisinde getirip altınlarını bize teslim ettikten sonra ihraç tarihi itibariyle altın hesaplarına girmiş olacak. Karşılığında da devlet tahvili sahibi olmuş olacak. Bu 6 ay sonra bu hesaplara %1.2 getiri sağlanacak ve bu vatandaşlara TL olarak ödenecek. %1.2 o TL, %1.2'si mi TL olarak ödenecek? Evet, %1.2 o altının dışında ya da gayrimenkul kira getirinin dışında %1.2 vatandaşlara getiri olarak sunulacak. Evet. Tabii bu arada dediğiniz gibi işte altın değerlenmeye devam edecek. O ayrı bir konu. Hı. Vade yalnız 2 yıl. Yani her 6 ayda bir vatandaşlarımıza gelir ödenecek. %1.4 defa bundan yararlanmış oluyor. Tabii tabii. 6 ayda bir %1.2'den 4 defa yararlanmış olacak. Dönem sonunda da yani 2 yılın sonunda da yine ana para olarak yatırmış olduğu altını kendisinin elinde kalmış olacak. Bu arada o 1.2 dediğimiz faiz değil. Tahvil tarafı için faiz, kira sertifikası için kira getirisi. Yani müşteri için faiz değil o. Değil, değil. Kira sertifikası net olarak söyleyelim şimdi seyircilerimiz. Çok net. Bu ilgili birimlerle danışılarak, konuşularak yapılmış faiz olmayan bir enstrüman. Peki yani şimdi Hazine Müsteşarlığı yani böyle bir şeyi niye yapıyor? Yani para akışını sağlamak evet. Ya da yani ama şunun yani... için yapıyor Hazine Müsteşarlığı. Biliyorsunuz evde duran, yastık altında duran altınların hiç kimseye bir faydası yok. Sadece işte düğünlerde hanımlarımız onları takarak düğünlere giderler veya günlere giderler malum. Geri getirirler, koyarlar. Bunun ekonomiye bir katkısı yoktur. Fakat bunlar eğer bu yastık altlarından çıkarılır da ekonomiye işte tahvil çıkarılmak suretiyle ekonomiye kazandırılır ise o zaman piyasaların ihtiyacı olan kaynak buradan temin edilmiş olur. Bakın ülkemizde yapılan araştırmalara göre 2200 ton altının yastık altında bulunduğu söyleniliyor. Çok ciddi bir rakam bu. 2200 ton altın mı var? Evet, şu an? 2200 ton tahminlere göre evlerde yani. 2200 ton altın bulunmaktadır. Şimdi siz bunu evde saklamakla bir kere hırsızlara çağrıda bulunuyorsunuz. Yani ki haberlerinize de konu oluyordur muhtemelen zaman zaman. Onun için bundan kurtarmış oluyoruz vatandaşlarımızı. Bu riskten kurtarmış oluyoruz bu şekilde. Bu işin bir boyutu. Diğer bir boyutu da az evvel söylediğim gibi bir getiri sağlamış oluyoruz. Biz bunu ücretsiz olarak vatandaşın altınını bir nevi saklamış, karşılığında da vatandaşa bir getiri sağlamış oluyoruz. Daha büyük ölçekte baktığınızda da işte umulur ki bu keşke 2200 ton altının tamamı ekonomiye kazandırılsa. Bunun karşılığında da piyasalara para girişi tabii, olacak demek. Çok ciddi bir kaynak tabii. Çok ciddi bir kaynak demektir tabii. Bu aynı zamanda. Ama burada şöyle bir durum yok mu? Şimdi vatandaşın öteden gelen bir korkusu var, bir endişesi var. Yani param varsa ben onunla altın alırım, tamam evde kalsın. Yarın öbür gün değerlendiği zaman işte satarım, onunla başka bir şey alırım vesaire. Bu enstrümanda hiç buna engel bir şey yok. Bunda böyle bir durum, şimdi şöyle yok mu? Şimdi önceki yıllarda düşünün 90'lı yıllarda işte bankaların kapanması, bankaların işte hortumlanması falan olaylarını düşünün. Doğru. Şimdi burada vatandaş artık bankaya da güvenemiyor. Önceki yıllarda yaşanmış şeyler bunlar. Evet, doğru. Kapatılan bankalar yok muydu? Kapanan bankalar. Doğru. Dolayısıyla param işte bir yere gitmesin. Yok, aman tabii, ha, ben altın alayım evde kalsın, yastık altında kalsın diye düşünürken. Yani evdeki altının ama dediğim gibi çalınma riski vardır ama şimdi bunun güvencesini hazine müsteşarlığı yani devletin hazinesi bunun karşılığında bir ihraç yapıyor, tahvil çıkarıyor ve toplayan kurum da Ziraat Bankası. Yani Türkiye'nin en güzide iki kurumunun, en güvenilir iki kurumunun ortaklaşa yapmış olduğu bir operasyondur ki bu. Onun için vatandaşlarımızın aklına asla öyle bir şey
gelmesin, gönül rahatlığıyla tabii getirip altınlarını bizlere teslim etsinler. Bu şekilde de ekonomimize katkı sağlamış olsunlar. Sonuçta devlet bankası. Kesinlikle. Özel banka değil. Aynen, yani aynen öyle. Bunu da buradan seyircilerimize aynen belirtmiş olalım. Şimdi peki 9 Nisan ve 13 Nisan arası mı dediniz? Evet, Urfa için. Urfa. 9 ve 13 Nisan arası. Tamam. Ben diyelim ki Urfa'da 10 Nisan'da bu dediğim işte X kilogram altınımı getirdim Ziraat Bankası'na. 2 yıl sonra alacağımı da söyledim. Böyle bir evet sözleşme mi imzalanıyor? Yok, öyle bir yani bir yıl sonra bunu, da olabilir değil mi? Bunu almak suretiyle 2 yıl vadeli bir ürünü satın almış oluyorsunuz. Yani peki, orada bir ekstra bir beyanda bulunmanıza, taahhütte bulunmanıza tamam gerek yok. Başka bir şehre taşındım. Evet. Değişen bir şey var mı? Hiç Denizli'ye şey gittim. Ben Denizli'de yaşıyorum. Hiçbir şey böyle değişmez. Hı. Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesinde yapılan bir işlemin tamam diğer şubelerde de muhakkak tamam surette devamı, karşılığı vardır. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ya şundan dolayı söyledim. Hani Şanlıurfa'dayken böyle bir tarih vardı. 9 Nisan'la dedik ki 13 Nisan arası ve 2 yıl demiştik. Ama Denizli'de diyelim veya bilmem Bursa'da farz edelim ki bunun yok, süresi hiç farklıydı. Yok, bu o süre geçmiş. Urfa'daki 9 Nisan'la 13 Nisan arasındaki tarihin olması şöyle. Tabii bu ciddi bir operasyon olduğu için bu kadar altının toplanması. Bunu etap etap yapıyoruz. Biz ilk hafta işte diyelim ki 20 tane ilimizde yapıldı. İkinci hafta 15 ilimizde yapıldı. Biz üçüncü haftadaki etaba katıldık. Hmm. Bizden sonra bir hafta daha sonra başka iller yapılacak. Bu sadece talep toplama ile görevli olan işte mesela Urfa için Urfa şubemiz. Burayı bağlayan bir şey. Onun dışında siz o altını ya da senedi aldıktan sonra istediğiniz zaman İstediğiniz şubemizden, evet, istediğiniz tarihte bozdurabilirsiniz. Hiçbir kısıtı yok bu işin. Zaten bu bahsettiğimiz yani böyle bir kampanya bu bölgesel değil. Değil, değil. Yani, Türkiye çapında. Tabii, Hazine Müsteşarlığı'nın aynen başlatmış olduğu. Aynen, değil aynen. Peki. Türkiye çapında. Peki biz diyelim. Ben yalnız şeyi hatırlatmak istiyorum. O, özellikle altını çizmek istiyorum. Vatandaşlarımız doğru bilgilensin diye. Sadece bizim Urfa'da Urfa şubemiz görevli. Hı. Eğer başka şubelerimize giderler ise altınlarını şey yapmak üzere, teslim etmek üzere o şubelerimiz Urfa şubesine yönlendireceklerdir. Ya Siverek'teki bir vatandaşımız gittiğinde Urfa şubesine yönlendirecekler. Hı. Ya da ne bileyim Karaköprü şubesine giden bir vatandaşımızı hı arkadaşlarımız Urfa şubemize yönlendirecekler. Çünkü malumunuz bu iş uzmanlık gerektiren bir iş. Eksperlerin buna karar vermesi gerekiyor. Eksperlerimiz de bizim şube olarak Urfa şubemizde bulunacak. Yani eksper dediğimiz hani altın altından expert anlayan evet. Altın çünkü, sarrafı öyle mi? Çünkü bu altınların hepsi bu ihraca konu değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani nasıl altın? Şimdi diyelim ki şöyle hemen açıklayayım. Yani çeyrek olur, diğer işte yarım olmaz. Yok, falan öyle ondan mi? Ondan hepsi olur. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani o bildiğimiz hani altın deyince aklımıza gelen o klasik sizin de örnek verdiğiniz gibi çeyrek altın, yarım altın, tüm evet altın. Bunların hepsi giriyor. Bu ihracın konusuna giriyor. 22 ayar veya 24 ayar olması gerekiyor altınların. Çünkü 18 ayar altınlar da var biliyorsunuz. Hatta 14 ayar altınlar var. Bunların içerisindeki altın oranı çok düşük olduğu için bunlar bu ihracın konusu değil. Dediğim gibi 22 ayar veya 24 ayar olmak zorunda. Ve bir de işte çeyrek altın, yarım altın, tam altın, küpe, kolye, bilezik. Yani aklımıza gelen aslına bakarsanız klasik manada altın dediğimizde aklımıza gelen birçok ürün buna giriyor. Tek dediğim gibi kısıtı bunun 22 ya da 24 ayar olması. Bir de üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunmaması. Çünkü malum onlar bu altınların toplanmasında vesaire engel teşkil ediyor. Şunu yapabilirler, vatandaşlarımıza sorarız. Getirdiler bir altın, üzerinde taş var. Değerli ya da değersiz. Deriz ki bu taşı çıkartırsak sizin için bir sıkıntı olur mu? Yok derlerse taşı alır vatandaşa veririz ama altınını bu ihraca konu ederiz. Yani eksperler ona karar verecekler. Bir de Reşat altını malum var. Reşat altını da bu altın ihracının konusu değil. Reşat altında olmuyor. Evet, zaten çok piyasada bulunan bir altında değil onlar, Reşat altını. Olmuyor. Tabii evet. O altınların üzerinde tarih falan olur ya az önce tam altın işte. Evet, evet. Onun da hiçbir önemi yok. Onun hiçbir önemi yok. Sadece dediğim gibi işte altının üzerindeki o
hani bağlantı kopçası falan gibi altın olmayan şeyler, taşlar vesaire varsa onlar çıkartılıp ondan sonra altın olarak tartılacak. Yani üzerinde değerli bir taş olduğunu düşünelim. Fakat vatandaş o değerli taşı istemiyor. Yani ister. Dahil, değerli taşı ister. Mesela. Taşı çıkartır ona veririz. Altınını alırız. Veya vatandaş der ki taşı almıyorsanız o zaman ben bu altınımı olduğu gibi kullanmak istiyorum der. Geri alabilir. Peki. Tamamen vatandaşın isteğine bırakılmış bir şey. Peki şimdi tamam 18 ayar olmuyor, 14 ayar olmuyor, reşat altını olmuyor dedik. Şimdi altından altına fark var. Şimdi diyelim ki küpe, yüzük bilmem ne bunları söylüyoruz ya. Üzerinde hani işleme olduğunu düşünelim. Yani orada nasıl anlasam işçilik değeri diyoruz ya. Bu sayılmıyor mu? Bu dahil bunu değil çok, mi? Sadece çok güzel hatırlattınız. İyi oldu. Şimdi normal şartlarda bir kuyumcuya gittiğiniz zaman o bahsettiğiniz o işlemeli vesaire olan altınlarda ciddi işçilik düşerler. Bunun bir avantajı da odur ki kesinlikle işçilik düşülmüyor. Yani o da dahil kuyum, yani. Tabii kuyumcuya götürüp bozdurduğunuzdaki elinize geçecek parayla bize götürüp teslim ettiğinizde karşısında alacağınız tahvilin değeri bu manada birbirinden farklı olacak. Ciddi bir avantajdır bu. Evet, bunu da hatırlatmanız iyi oldu. İşçilik gibi herhangi bir kesinti olmayacak. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes böyle bir talepte bulunabiliyor mu? Yoksa... Bulunur. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt içinde oturanlar da yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız da bundan yararlanabilirler. Yalnız gerçek kişiler yararlanabilir. Yani tüzel kişiler, yani şirketler ya da ne bileyim kooperatifler vesaire diğer kurumlar bundan yararlanamıyor. Gerçek kişi olma şartı var bunda. Yani şahıs olarak mı başvurunun olması gerekiyor? Evet, şahıs olarak gelip teslim edilmesi gerekiyor. Diğer tüzel kişilikler bu ihraca yani şimdi katılmak gibi. Biz Edessa TV olarak yani bu şirketi düşünelim. Böyle bir talepte bulunamayız. Şeref Bey olarak gelip başvurabilirsiniz. Evet. Tabii ya sebebi de herhalde hazine müsteşarlığı. Şöyle zaten kurumların elinde biliyorsunuz bu tür altın yatırımları vesaire olsa bile profesyonel manada değerlendiriliyor. Esas itibariyle gerçek kişilerde bulunuyor bu altınlar. Yastık altındaki altınlar. Onun için yani onları ekonomiye kazandırmak amaç burada. Tamam benim şöyle düşünelim. Kuyumcu dükkanım var. Zaten kurtulmak istiyordum ben de bundan. Yani onu vereyim. Kuyumcu dükkanının sahibi olarak X şahıs olarak gelip yapabilir tabii ki. Onda bir sıkıntı yok. Ama biz kuyumcu dükkanındaki altınlar zaten bir şekilde ekonomide dönüyor. Yani onların bir katkısı var ekonomiye. Yo, dediğim gibi ben dedim ki başka bir iş. Tamam o şahsın kendi tercihidir. Tamam. Ama amaç o değildir. Amaç yastık altındakileri çıkarmaktır. Evet. Tamam. Ona hayır denmiyor ama tabii. Gerçek hazine müsteşarlığının amacı tabii. Evdeki altınların ekonomiye kazandırılması. Aynen. Peki şimdi bu hurda altının özelliklerini söylemiştik. Dedik ki 14 olmaz, 18 olmaz. Reşat altın. Yani Reşat altını var aslında var tabii piyasada bu. Ta Osmanlı padişahı Reşat, Sultan Reşat zamanında onun adına bastırılan Reşadiye dedi. Evet o altınlar. Piyasada da çok fazla yok. Onlar tabii teknik özellikleri itibariyle demek ki şey olmuyor ki Hazine Müsteşarlığı onu kabul etmiyor bu şeyde. Kabul etmiyor. Evet. Peki şimdi yani benim getireceğim altının alt limiti, üst limiti yani yok, ne kadar getirebiliyor? Yok, kilolarca da getirebilirsiniz. gram, yarım gram da getirebilirsiniz. Herhangi bir alt limit, üst limit yok. İsteğimiz bu inşallah 2200 ton olduğu varsayılan bütün altını inşallah ekonomiye yani kazandırmak. Vatandaş yani vatandaş bir tane altın, bir tane işte tam altını düşünelim. Evet. Bir altınla gelip böyle bir başvuruda bulunabilir mi? Tabii, sadece tabii, bir altın. Tabii, aynen. Yani o bir altının ya da işte tüm altının, çeyrek altının gram karşılığında kendisine tahvil veyahut kira sertifikası verilmek suretiyle sisteme dahil edilir. Fark etmiyor. Yani gram da olsa, kilo da olsa hiç fark etmiyor. Değişen bir şey yok. Peki şimdi altını verdi müşteri. Dedi ki ben 2 yıl sonra bunu geri alabileceğim değil mi? Evet. 2 yıl süremiz mi var iki yoksa? 2 yıl diye bir zorunluluk yok. Siz ihraç başladıktan sonra vadesine kadar istediği 2 yıllık vadeye kadar istediğiniz herhangi bir günde gelip bu işte tahvili veyahut kira sertifikasını
Ziraat Bankası'na satabilirsiniz. Biz bunun alım garantisini veriyoruz. Yalnız şöyle bir belki vatandaşlarımız açısından önemli bir şey olur. Eğer ilk ihraçtan sonraki ilk 90 gün içerisinde yaparsanız bu işlemi %1,5 bir iskonto uygulanıyor. Çünkü bizim işte bir takım maliyetlerimiz vesaire olduğu için. Fakat 91. günden itibaren bu işlemi yapmaya geldiğinizde sizden herhangi bir kesinti olmaksızın, iskonto yapılmaksızın altınızın karşılığı ne kadar tahviliniz varsa hesabınıza geçiriliyor. Yani hiç böyle bir iki yıla kadar bekleme gibi bir zorunluluğunuz yok. Üçüncü aydan sonra onu alabiliriz. Üçüncü aydan önce de olur fakat %1,5 iskonto. Üçüncü ay içerisinde ya da üç ay içerisinde olursa müşterinin pek de lehine değil. Yani işte %1,5 iskonto tabii vatandaştan kesilen bir şey olmuş. 91. günden itibaren istediği zaman bunu alabiliyor. Ziraat Bankası şubelerine satıyor yani. Ya bunu satıyor. Onun karşılığında o parayı almış oluyor. Aynen. Peki iki yıldan sonra dedik ya ben şu an paraya ihtiyacım yok. Ben bunu uzatmak istiyorum. Şöyle hazine müsteşarlığı her vadeye denk gelecek şekilde yeniden bir ihraç yapabilir. Muhtemelen. Çünkü bu süre gelen bir işlem olduğu için o zaman vatandaşımız şunu diyebilir. Ben yeni çıkacak ihraca da katılmak istiyorum diyebilir. Aynı ve onun devamı olarak. Devamı olarak veyahut da diyebilir ki yok kardeşim verin benim altınımı. Artık ben başka bir şekilde ya değerlendireceğim vatandaş, diyebilir. Bu Murat Bey her şeyi düşünebilir. Vallahi çocuğu evlendirecektik olmadı işimiz olmadı. O para kalsın orada. Aynen. Yeni bir eğer kampanya başlatılırsa ve biz de yeni bir gelin bulursak olamaz mı yani? Yeni bir gelin buluncaya kadar sizde kalsın diyebilir. Doğru. Peki eklenmiş oluyor. Şimdi burada tamam vatandaş böyle bir başvuruda bulundu. Bunun yani ilk 3 ay için dedik ki %1,5 indirim iskonto uygulanıyor. Bunun dışında yani vatandaşın diyelim ki masrafı ya da şöyle diyelim hesap işletim ücreti olsun ne diyeyim komisyondur şudur yok, budur yok, bunun hiç gibi bankalarda oluyor ya. Şimdi yani doğru. Doğru bu yani bankalar bir takım satmış oldukları ürünler karşılığında işte komisyondu vesaire veya hizmetler karşılığında bir takım getiri amaçlı şeyler oluyor, kesintiler oluyor ama bu ürün özelinde ne hesap icretim ücreti ne başkaca bir komisyon ne ad altında olursa olsun alınmayacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip net olarak altınlarının karşılığını alacaklar. Yani hiçbir masrafta bulunmadan herhangi bir aynen herhangi bir komisyon vesaire alınmayacak. Yani bunu o hesaplardan da hesap icretim ücreti alınmayacak. Yani parayı aldığı zaman da böyle bir hayır, şey hayır, yok değil hayır, mi? Hayır. Hiçbir şekilde yok. Buradaki amaç sonuçta o paranın bunu ekonomiye kazandırılması. Aynen. Peki. Şimdi 6 ay veya 1 yıl sonrasında bu para geri ödenecek. Evet. Yani vatandaş paraya getirisini realize edecek değil mi? Evet. Tamam. Araba alacaktı. Hakikaten de uygun arabayı buldu. Öyle düşünelim. Şimdi bunu altın olarak alamıyor bir daha. Onu yine para olarak alıyor değil mi? Şöyle açıklayayım. İsterse der ki vatandaşımız o gün geldiğinde benim hesabıma fiziki değil ama kaydi olarak şu kadar gram hani teslim etmişti ya o kadar gram altınımı yine altın hesabıma yatırın diyebilir. Bu yöntemlerden bir tanesi. Biz o zaman vatandaşın hesabına işte atıyorum 300 gram altınını gram olarak yatırırız. Vatandaş isterse onu bankamızdan o günkü fiyatlar üzerinden TL'ye çevirip parasını alabilir. Bu seçeneklerden birisi. Ve ilerleyen zamanlarda da olabilir. İstediği zaman alabilir. Tabii. Yani altını somut olarak o altını almıyor fakat onun karşılığı olan parayı alabiliyor. İstediği zaman alabilir. Bu seçeneklerden bir tanesi. Diğer bir seçenek diyebilir ki yok kardeşim ben altınımı fiziki olarak almak istiyorum. Tamam. O da var. O zaman da ya çeyrek altın olarak kaç çeyrek yapıyor ise çeyrek altın olarak veya külçe altın olarak alabilirim. Tam altın yok mu? Ben 100 tane altın vermiştim. Tam yani, altın verdim 100 tane. Bir yıl sonra bunu istedim. Onu hazine müsteşarlığı o şekilde belirlemiş. Çünkü biliyorsunuz bu ciddi bir operasyon gerektirdiği için ürünü ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar operasyonunu yapmak da zor olur. Muhtemelen bu düşünceyle iki seçenek var orada. Ya çeyrek altın olarak alabiliyor. Yani tam altın yerine 4 tane çeyrek altın olarak alabilir. Şimdi, veyahut da 1 kilogramlık malum külçe altınlar var. Eğer miktarı yüksekse külçe altın olarak alabilir. Ya şöyle 100 tane çeyrek altın verdim.
Evet. Bir yıl sonra da dedim ki 100 tane çeyrek altınımı almak istiyorum. Bu arada 6 ayda bir o %1.2 onları almıştım. Onu TL olarak aldınız. Onu almıştım, evet. Tamam. Evet. Bir yıl sonra da dedim ki ben 100 tane altınımı istiyorum. Varsın evde dursun. Hay hay. Yani öncesinde bunun bize bunun olmasını istemiyoruz. Burada seyircilerimize de söyleyelim. Çünkü evet, buradaki amaç zaten tabii, o paranın tabii, ya da o altının ekonomiye kazandırılması. Tekrar alınıp eğer yastık altına konacaksa bir anlamı yok. Anlamı olmayacak. Peki evet, benim verdiğim altınlar 2010 diyelim ki 2010'da almıştım. Üzerinde de 2010 yazıyor. Hani sonuçta yıllara göre de fiyat evet, farkı var ya. Evet. 1 lira 2 lira olsa da yok, 100 tane altın olduğunu düşünelim. Siz de çeyrek altın olarak istediğinizde o anki güncel olan güncel olanı mı alıyoruz? Çeyrek altınlarla tabii size ödeme yapılacak. Çok tabii, güzel. Evet. Burada da bir avantaj var. Bakın bu ürün her tarafıyla avantajlı bir ürün. Niye? Çünkü amaç ulvi bir amaç yani. Amaç yastık altındaki işe yaramayan altınların ekonomiye kazandırılması. Onun için her şey vatandaşın lehine olacak şekilde düşünüldü. Peki yani ben o altınları geri aldığımda sadece buradaki kazancım yani bir yıl sonra aldığımda 6 ayda bir ödenen 1.2 ikilik getiri o muydu yoksa bunun dışında 1.2'den 4 tane alıyorsunuz tabii 2 yıl olduğu için tamam, 4 tane 1.2 tamam, getiri alıyorsunuz artı bu arada altının kazanmış olduğu değer var. Bu şekliyle katlanmış bir getiri hayır, oluyor. Hayır şunu düşünebilir. Yani evde olsaydı da yine sonuçta katlanıyordu. Ama %1.2'ler olmayacak. Onlar olmayacaktı. Tabii onlar olmayacak. Evet. Bunun dışında bir de Allah muhafaza çalınabilecekti. Bir şey olabilecekti. Tabii tabii. Garanti bir yer. Tamamı herhalde gidebilecekti yani. Evet. Evet gerçekten. Peki o 6 ayda bir o gayrimenkul kira geliri dediğimiz o işte hani dedik ya faiz duyarlı olan vatandaşlarımıza faiz getirisi yapmaktansa bir hazine müsteşarlığının varlığı olan gayrimenkulün kira bedelinin işte vatandaşlara paylar oranında dağıtılması yöntemidir o. Hmm. Yani verdiği oran kadar evet, neyse evet, artık tabii, ona göre aynen, hazine müsteşarlığı bunu aynen, geri ödemiş oluyor, geri, dağıtmış oluyor. Kira geliri olarak vatandaşa kira vermiş oluyor. Evet. Bu da aynen değil, şöyle düşünün hani toplanıp bir kira edilecek bir gayrimenkul alıyorsunuz. Onu kiraya veriyorsunuz. Herkes hissesi oranında alıyor. Kira doğru, gelir. Aynı sistem o sistem yani. Veya bir yıl sonra satıldığı zaman tabii o ayrı bir tabii gayrimenkulde öyle bir şey var. Burada da istediği şekilde bankaya gelip bunu satıp evet, müthiş paraya çevirebilir. Evet. Yani evet, gayet net, gayet anlaşılabilecek bir konu. Eyvallah. Yani bu daha çok belki de evde bayanların dikkatini çekecek bir konudur. Onu da söylemekte fayda var. Yani ben buradan bayanlarımıza, hanımlarımıza seslenmek istiyorum. Muhakkak ki işte düğünlerde, günlerde vesaire onu takıyorlar. Bu da bir ihtiyaç belki. Ama ülkenin, memleketin menfaatleri doğrultusunda en azından fazlasını getirip, kullanmadıklarının fazlasını getirip şubelerimize teslim ederlerse bir vatandaş olarak ekonomiye çok ciddi bir katkı sağlamış olur. Hem o hem de şöyle bir durum yok mu Murat Bey? Yani evde oturup parasını çalıştırmış oluyor. Tabii. Hele hele hanımlarımız yani, için evet, değil mi? Yani bir iş yapmadan, ciddi bir, sabah ciddi bir işe getirir, gitmeden, doğru, akşam gelmeden evde oturuyor. Yine artık ne yapacaksa yani aynen, ev aynen, hanımı için düşünelim. Aynen, o parayı aynen, çalıştırmış oluyor. 6 ayda bir dediğimiz o 1.2 ve bunun dışında da yani kira geliri artık neyse bir evet, yıl sonra 2 yıl sonra evet, ona göre o parayı da almış doğru, olacak. Doğru. Ya da altını da yine almış olabilir. İsterse ve de altın güncel altını alıyor. Aynen, aynen, aynen. Bunu da net bir şekilde söylemiş aynen, olalım. Aynen. Peki Murat Bey çok teşekkür ederiz. Bizi bilgilendirdiniz. Eyvallah. Konuyla ilgili. Şimdi 9 Nisan ile 13 Nisan arası demiştik. Evet, Urfa şubemizde. Şanlıurfa şubesinde bunu bir kez daha seyircilerimize söylemiş olalım. 22 ayar ve 24 ayar altın kabul ediliyor. Peki bu arada şunu hemen yani program bitireceğiz ama şöyle bir durum var. Altının yani sahte olup olmadığıyla ilgili orada onu eksperlerimiz var. Belirliyor tabii tabii zaten, eksperlerimiz var. Eksperler onun kontrolünü yapacaklar. Altının eski olması, yeni yok, olması yok. Hiç fark etmiyor. Değişen evet, bir şey yok. Peki buradan son olarak seyircilerimize buyurun neler söylemek istersiniz? Ben seyircilerden önce öncelikle size teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bize biz teşekkür ederiz. Sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de kendilerine getiri sağlayacak bu ürünü almak üzere inşallah önümüzdeki hafta tüm vatandaşlarımızı Şanlıurfa şubemize
Bekliyoruz. Peki Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. 10 Nisan'da ben de geliyorum. Eyvallah, görüşürüz bekliyoruz. Umarım orada. İnşallah. Sevgili seyirciler, gündem özel programını burada noktalıyoruz. Konumuz ekonomiydi bu defa. Yarın yine aynı ana haber bülteninde 19.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.